Demetli'nin Küpeler Köyü'nde tarihi caminin içindeyiz. Küpeler Köyü'nde 5 lira muhtarlık yapar Ahmet Özer abimiz bize caminin tarihini anlatacak. Ahmet abi, evet. Bu caminin tarihi hakkında bilgi verebilir misin acaba? Nasıl başladı bu tarih? Şimdi tarihi caminin zaten tam tarihini bilen yok. 700-800 evet. Senelik bir vaka. Caminin arkasında da zaten diyor, bu hani bizim duyduğumuz, gördüğümüz, bildiğimize göre Adem ile 7 tane İki sefer geldim cana, bir sefer daha gelmem gerektir. Evet. Diye bir arkasında yazı da var. Onu da siz bana orada göstersiniz. Gösterim Ahmet abi. Geminin altında, tamam, onun resminin altındaki yazı öyle diyor. Tamam. Ama biz tabii Can Yazar isminde bir tane milletvekili vardı, Manisa milletvekili. Evet. Biz Ankara'ya gittik, onun yanına gittik. O da buraya geldi. O buraya geldiğinde tarihi camiyi kendisi şöyle bir gezdi, baktı. Bu camiyi dedi, canlandıran bu cami gitmiş. Bu caminin tabii bakımsız olduğu için cami çok kötü bir halde. Hani çok kötü bir halde, damlalı bir yerde, evet, kırık kiremit bir yanda yapılacak bir hani durum yoktu. Ama o, Allah razı olsun, o şeyi yaptı. Biz yardımcı bunu, oldu. Yardımcı oldu. Biz Ankara'ya gittik. Ankara'dan bunun yazışmalar oldu, yazışmalar oldu. Ve ondan sonra tekrar bu biraz bir devre o milletvekilliğinden düştü. Bu iş biraz daha yani geriye yarım kaldı diyeyim. Kaldı, yarım kaldı. Ben bunu kendi imkanlarımızla, köyün imkanlarıyla, vatandaşın yardımıyla bir kullanılır vaziyete getirdim. Ama yine de tam olmadı. Hani tam olmadı. Bundan sonra ben bunu bizim hocamıza anlattım. Evet, Sezai hocama. Zekeriya hocamıza anlattım. Sezai Eren hocamıza anlattım. O da tekrar bu işi biraz da o yüklendi, biraz da o takip etti. Takip ettikten sonra bu vaziyet oldu. Biz bunu getirdik. Benim diyeceğim bu. Sezai hocam, sizden de caminin tarihçesi hakkında bilgi rica edeyim. Evet, şimdi ben girişlerden gelirken, Küpeler kahvesinde çay içerken, köylüler, işte muhtar da dahil, bizim köyün camisi çok eski dediler bana. Evet. Ben de Demirci'deki Yakup Çelebi camisinin çok eski olduğunu bu bölgede diye düşünürken, bunların söyleyişi daha eski. Ben de inanamadım. Sonra bu camiye geldik, işte bir tane arkadaş verdiler yanımıza. O girişteki fotoğraf, girişte camide kapı da kapalıydı. Evet. O dış kısımdaki resimleri çektim. Okutunca caminin çok eski olduğunu öğrendik. Ben de muhtarı aradım işte. O zaman muhtar da Ahmet abi, Ahmet Özer muhtardı. Ben dedim muhtar, bunun için dilekçe yazalım dedim. 4 tane yere dilekçe yazdık. Ben de halk eğitim merkezinde çalışıyordum o zaman. Evet. Muhtarın adına dilekçe yazdım. Fakat muhtar o günlerde kış günüydü, gelemediği için ben de acele edeyim bir an önce gitsin cami görüşme, evet, şey olsun diye çatısı falan belli vermişti, böyle çökmüştü. Evet. Yağmur falan girer yok olur işte tarih eser diye. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığı'na, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 4 tane dilekçe yazdım. Muhtarı bekliyoruz, muhtar gelip imzalasın, mühürlesin, göndereceğiz diye. Muhtar da gelemedi bir türlü. Ben de muhtarı telefonla aradım. Muhtarım dedim, ben sizin yerinize imza atıyorum. Halk Eğitim Merkezi mühürüyle de mühürlüyorum. Evet. Sakın dedim beni şikayet etmeyin. Gönderiyorum bunu dedim. Halk Eğitim'in zarfıyla, puluyla gönderdik. Bundan bir ay sonra camiyle ilgili uzmanlar gelmiş, camiyi incelemişler. Bir ay sonra da Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü'ne kayıt, geçici kaydı yapılmış. Ben de sevindim. Ondan sonra işte Büyük Manisa Büyükşehir Belediyesi sağ olsun, onlar devreye girerek 2016 yıllarından başlayarak burayı restore edip buranın yok olmasını engellediler. Kendilerine de teşekkür ederiz, Büyükşehir Belediyesi'ne, muhtara da, köylülere de. Yani bu zamana kadar böyle bir camiyi burada kurdukları için de Küpeler Köyü halkına da teşekkür etmek lazım. Çünkü bu kadar eski eserlerin çoğu korunmalı. Ya da yerini yıkıp yenisini yapıyorlar. Onun için önemli bir tarih eserde ayakta kalmasını sağlamak da bana da düştüğü için ben ayrıca mutlu oldum.
Evet, Sezer Hocam sen de vesile olmuşsun bu şeye. Ben de vesile olduğum için mutluyum ama şu anda da üzgünüm. Çünkü bakın camiye bir sürü masraf yapılmış. Pırıl pırıl yapılmış. Şu anda burası kullanılmıyor. Camlar da... Şöyle camın içini gösterelim. Hocam şurası ne olarak kullanıyor acaba? İmam orada... Oraya çıkıp veriyor, vaaz ediyor. He tamam. Şimdi... Camları... Bu cam var, yeni yapılma. Evet. Bakın, şimdi nemlenmiş örümcek yuvaları dolu caminin içinde. Evet, bakıma muhtaç. Bakımsız. Nemden, bakımsız değil de kullanılmadığı için nemden yine çürüyecek burası. Evet. Keşke haftanın bir iki günü ya da bir imam gelse de burada... Namaz kıldırsa değil mi hocam? İbadet açılması gerekiyor zaten. Aynen. Açılsa ve bu cami yaşasa. Kullanılmayınca bence yaşamaz bu. Nem öldürecek. Hocam bu. Duvarlardaki Arapça yazılar. Ya bu Osmanlıca. Osmanlıca, Arapça. İşte, Hazreti Ali'nin. Şöyle gösterelim hocam. İşte Hazreti Osman'ın, Hasan ve Hüseyin'in şeyler yazılı. Burada. Sezer Hocam bu havza sonradan takılmış galiba. Hayır havza bu vaziyet değildi de yine havza vardı. Havza vardı. Yok eski camilerde böyle havza pek olmaz yani. Sezer Hocam şu tavanda görülen ye. O en eski. En eski. O orta göbeği var ya. Evet. Deseni böyleydi zaten. Ama biraz daha restore edildiği için şu orijinal şekilde hiç ellenmedi şekilde. Bu. Hiç denişmedik. Evet. Hiç tavan denişmedi. Denişmedi. Tavan orijinal yani. Orijinal. Şöyle tavanı biraz da şöyle uzaktan göstereyim. Bu cami hocam Hicri 779 yılında yapılmış. Hicri 779. Miladi 1378'e geliyor. 1378-77-78 tarihli. Daha sonra şu komşu köy Hacılar, Kızılcı Hacılar köyünden Kara Mehmetoğlu Mehmet ve Hacı Hüseyin burayı tamir etmiş. Evet. 1890 yılında. İlkinde toprakmışmış hocam dediği gibi. İlkten toprakmış. Sonra restore etmişler. O zaman tamir etmişler. Ayrıca bu caminin camiye gelir olsun, imama ve camiye gelir olsun diye şu yakında bir bahçeyi de buraya vakfetmişler. Evet. Derviş Gündek diye bir Küpüler köyünden bir vatandaş bahçeyi camiye vakfetmiş. Geliri camiye ve imamın ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla. 2016'da da Manisa Büyükşehir Belediyesi burada projesini yapıp restore etti. Sezer Hocam bu Demirci'deki en eski cami diyebiliriz o zaman. Şu anda Demirci'nin en eski camisi Sadık Hocam. Evet. Böyle tarihi bir caminin içinde bulunuyoruz şimdi. Evet gerçekten bu caminin mutlaka korunması lazım. Yaşanması için de kullanılması lazım. Aynen kullanılması. Yerde halılar var hocam halılar. Bakın görüyorsunuz ne? Toz. Toz evet. Halılar var. Bakın şuraya klimasına kadar koymuş. Evet klima da var. Var. Ama kullanılmayınca bakın nemlenmeye başlamış. Hocam şuradan üst kata çıkılıyor galiba merdiven. Evet oradan üst katına çıkılıyor. Sedat Hocam bak, şu... Bir köşesi de taşa dayalı bakın. Evet taşa dayalı. Burası neydi hocam acaba? Yok bir kaya ya. Kayanın kenarını yapmışlar. Oraya... Şurada merdiven yukarı çıkılıyor. Üst kata çıkılıyor. Yukarıda da kadınlar var. Şurası da ahşap. Sedat Hocam buralar orijinal mi görülen yerler? Evet orijinal. He bu da orijinal. Bunlar orijinal denişen bir şey yok. Vay ne denişen kadar güzel. Denişen bir şey yok da boyalarını şeylerin nemlerini falan temizlemişler şeylerini. Evet. Akıyordu burası. Tavanda falan şey olarak yok. Ha onların var. Hani sökülüp de yeni yapım değil. He. Ya orijinal diyebiliriz yani. Minber de çok güzel hocam. Evet güzel. Minber de ahşap şöyle minber de yakından göstereyim. Gerçekten. Belki de Manisa'daki en eski cami. Evet. Bırakalım. Manisa'da da en eski cami olabilir. Çünkü burası Demircili bölgesi Türklerin ilk yerleştiği bölgelerden biri. Evet. O yüzden de Manisa'da en eski cami olabilir yani. Küpüler köy halkını kutlamak lazım. Yüzyıllarca bu camiye. Kaç yüzyıl olmuş değil mi hocam? Evet. Ayakta duruyor bu cami. Evet. Hocam bir de duvarlar da bayağı kalın. Tabii bunlar taş yapı, kerpiç yapı.
Evet. Bu batonla değil ki, baton olsa zaten çoktan giderdi bu. Evet Ahmet abi haklısın. Ama şey olduğundan bak duvarlar ne kadar kalın. Şu üst var bak, şu üst. Evet. Bunu ben çiviyle çaktım. Öyle güzel yapılmış ki salmış bu aşağıya böyle çiviyle. Tamam Ahmet abi. Ana yapılışı bunun bir müzem kılla mı övdüler? Neyle övdülerse böyle yukarı şeyle çaktık. Yani çiviyle çaktık hocam. Evet, Hocam şöyle caminin şöyle içini gösteriyorum da gerçekten gezilip görülmeye değer bir cami. ama ne yazık ki demircinin halkı ve ne yöneticilerimiz ne halk hiç kimse gelip gezip gördüğü de yok. Başka yerde olsa bunu herkes tıklım tıklım ziyaret eder. Kendi değerlerimizi de bilmiyoruz. Aslında hocam buraya gezi düzenlemesi lazım demeyeceğim. Tabii düzen. Cuma namazına gelebilirler mesela burada. Evet. Hiç olmazsa ortada bir cuma namazı olsun. Görülmesi lazım. Evet. Bakalım Hocam buraya nereden baksan 70-80 kişi alır değil mi Seza hocam? Alın 70-80 kişi. Şöyle uzaktan da çekeyim. Arkası var, üst tarafı var. Evet, şuralar var. Üst katı var. Dışarıda da kalmadık. Evet, Bahçesi de. şöyle tekrar tavanını gösterelim. Sadık hocam dışarıda buna Tabii tabii. Tabii hocam. bahçeden bahçesi de var. Oraya Tamam. Ben şöyle cami yine uzaktan göstervereyim. Şöyle tavanı bu şekilde. Karşı. nerede çık? Tamam. Evet abi, Ahmet abi. Şu anda caminin dışındayız. Bu yazı hakkında bilgi vereceksin. Şimdi bu yazı bizim ileriden beri duyduğumuzda ben Arapça, eski Türkçe, Osmanlıca bilmiyorum. Evet. Komşudan komşuya, hani dilden dile duydum Kulaktan diye. kulağa duydum. Adem ile yedim tane. Evet. İki sefer geldim cana. Bir sefer daha gelmem gerektir diyor. Ama uydurma son. Ama gerçek bu. Yok Evet. yok doğru öyle dediği gibi. Tabii bunları bildiğimiz yok. Evet. Ama o zamanki Yok imkanlar öyle o yazıyor. Yani söylediklerin doğru. Ahmet abi söyle doğrudur. Şimdi sana Osmanlıca bilenler de onu okuyabilir. Sağda hocam sen şey. Aynen. Şu anda caminin dışarısındayız. Caminin dışarıdan görünümü. Ama da geç sen öyle. Seda hocam size geçin şöyle. İlave edecek bir şey var mı? Seda hocam, Ahmet abi. İçeride anlattık. Evet. Şimdi cami 1378 yılında yapılmış. 1890 yılında da Kızılcahacılardan Kara Mehmetoğlu Mehmet ve Hacı İbrahim tarafından restore edilmiş burası. Evet. 2016 yılında da yine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapıldı. Ahmet abi şu anda caminin önden köyü göstereyim. Köye hakim bir yerde. Değil mi Ahmet abi? Evet. Burası mevki ne Ahmet abi? Caminin olduğu yere ne diyorsunuz siz? Burası şimdi karşı mahalle Karşı diyoruz. mahalle Ama diyorsunuz. köyün ilk kuruluşu, Evet. genel ürün burası kuytu, sıcak ana şeye, soğuğa dayanıklı olduğu için ilk yerleşim yerlerinin birisi. Evet. Öbür yere karşı mahalle Sonradan oldu. sonradan Sonra. olmak. Evet. Sonra mı kuruldu? Karşımızda zaten Küpler Köyü tamamen gözüküyor. Evet, Şimdi uzakta da Damrık Dağı var. Bak He. bayrağın sağ He, tarafındaki Damrık Dağı. Damrık Tepesi var O orada. Damrık'tan. Orası da Demeci'nin en yüksek noktası. Damrık noktası diyeyim. Evet. Görülüyor bak karlı gibi. Damrık ziyaret tepesi. He, tamam. Gavanın arkasından var. Bak şöyle gavan bu yanda. He, tamam. Bak. Tamam. Sivri Tepe yani yüksek olduğu için işin gitmiyor. Ama da bu cami de mi tarihi? Pardon, Çeşme. Ne? Çeşme de mi tarihi? Çeşme Ya camiye göre yeni yeni yok. sayılır. He. Burada biri Yine 50'lerde. daha tarihi de bunu 50-51 yılında burada Tiflis isminde bir hayırsever yaptırıyor. Ama cami Çeşme caminin ilk sularına gelenlerden. He, tamam. Şu çınarı alacağım Seza hocam. Çınar. Ha şöyle bir. Anladım abi. Çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Seza hocam size çok teşekkür Şimdi ederim. biz de sana teşekkür ederiz hocam. Ya, gerekiyorsa Yani yalnız caminin durumunu siz de gördünüz. İlgililere de sizin vasfınızla bu iletilir. Hiç olmazsa ki bir imam cuma günleri olsun gelip de cuma kılınması gerekiyor. Benim istediğim bu ben zaten. bunu ilçe müftümüze ileteyim. İnşallah o da gereken yardımı yapacaktır. İlgilenecektir mutlaka. İlgilenir. Tamam, çok teşekkürler.
Çünkü bir sürü masraf yapılmış cami için bunun yaşatılması lazım. Aynen, gerçekten yaşatılması lazım.